Erkek kıtlığı yaşayan ülkelerde azalan erkek nüfusu yüzünden kadınlar adeta evlenmek için sıraya girmiş durumda. Bu da toplumsal dengeleri, evlilik normlarını ve bireylerin hayatlarına dair beklentileri kökten etkileyen bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü videomuzda ise kadınların evlenmek için sıraya girdiği ülkelerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde evlilik oranlarının düşük olması sizi şaşırtabilir. Ancak şeriat kuralları bunda büyük bir rol oynuyor. Şeriat kuralları, kadınların evlilik için uygun bir talip beklemelerine ve bu bekleyişin evlilik oranlarını olumsuz etkilemesine sebep oluyor. Devlet ise evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısındaki artışa karşılık olarak erkeklere teşvik sağlamak adına 40 bin liralık bir destek sunuyor. Bu destek, birden fazla kadınla evlenme hakkına sahip olan erkekler için masrafsız bir düğün yapma fırsatı sunuyor. Sonuç olarak bu durum, ülkedeki evlilik dinamiklerini etkileyen karmaşık bir dengeyi yansıtıyor. 2. Çin. Çin'de öyle bir şehir var ki, kadınlar burada erkek bulmak için resmen birbirleriyle yarışa girmişler. Kadın nüfusunun erkek nüfusunu belirgin şekilde aştığı Dongguan şehrinde öncelikle tek eşlilik sorgulanmaya başlamış ve ardından erkeklerle birden fazla ilişki kurma pratiği normalleşmiş. Kadınlar potansiyel eş bulmada zorlandıkları için isteyerek ve bilinçli bir şekilde aynı erkeği paylaşmaya başlamışlar. Yapılan araştırmalar, şehirdeki kadınların aynı erkekle birlikte olmalarının sıradan bir durum olduğunu ve hatta bu ilişkilerin iş yerlerinde çalışan kadınlar arasında arkadaşlıklarını güçlendirdiğini ortaya koymuş. Bu durum dışarıdan bakıldığında tuhaf gelebilir ancak Dongguan şehri sakinleri için oldukça yaygın ve normal bir durum haline gelmiş. Bu ilginç şehirde çok eşlilik, bu toplumda sosyal normlara uygun bir davranış olarak kabul edilmekte ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmektedir. 3. Rusya. Rusya'da son yapılan nüfus sayımı, kadın erkek nüfusu dengesizliğinin uzun yıllardır devam ettiğini ve hala sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Her 1000 erkeğe düşen 1163 kadın oranıyla ülkede cinsiyet dengesizliği belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu dengesizlik özellikle başkent Moskova'da daha da belirgin hale gelmiş. Kadın nüfusu erkek nüfusunu rekor bir oranla 1.2 milyon gibi yüksek bir sayıyla geçmiştir. Bu nüfus eğilimi kadınların genellikle yaşamlarını yurt dışında kurma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ekonomik fırsatlar, sosyal koşullar veya bireysel tercihler yüzünden birçok Rus kadını ülkelerini terk ederek yurt dışında yeni bir hayat kurmaktadırlar. Bu durum Rusya'nın genel nüfus yapısını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. Avustralya. Avustralya ile videomuza devam ediyoruz. Burası dünyada en çok erkek kıtlığı yaşayan ülkeler arasında öne çıkıyor. Yapılan son araştırmalara göre ülkede bulunan 8 eyaletin 6'sında kadın nüfusu erkek nüfusundan 100 bin kişi daha fazla. Özellikle Tasmanya ve Victoria eyaletleri ülkedeki erkek kıtlığının en belirgin olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmalar kız bebek doğumlarının hızla arttığını gösterirken son 2 yılda 20-35 yaş arasındaki kadınların erkek arkadaş bulmada zorlandığı da açığa çıkmış. Bu erkek kıtlığının temel nedeni olarak birçok erkeğin iş bulmak amacıyla ülkeden başka yerlere göç etmeleri gösterilmektedir. Bu durum kadınları farklı çözüm yollarına yönlendirmiş. Örneğin büyük şehirlerde yaşayan kadınlar erkeklerin daha yoğun olduğu taşra bölgelerine ilgi göstermeye başlamışlar. Bazı kadınlarsa çöp çatan şirketlerine başvurarak otobüslerle taşra bölgelerine seyahat edip kendilerine uygun eş adaylarını aramaktadır. Bu ilginç çözüm ülkedeki eş bulma zorluklarına karşı yaratıcı bir yaklaşımı yansıtmakta ve kadınların kendi yaşam hikayelerini yazma konusundaki kararlılıklarını vurgulamaktadır. 5. Ermenistan. Ermenistan geçmişte yaşanan savaşların etkileriyle erkek nüfusunun azalması ve kadın nüfusunun artması gibi demografik bir dengesizlikle karşı karşıya. Bu durum devletin bekar kadınları desteklemek ve evlilik oranlarını yükseltmek amacıyla çeşitli önlemler almaya yönlendirdiği bir gerçeklik haline gelmiş durumda. Ermenistan'da erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi sosyal bir norm olarak kabul edilirken bu durum beraberinde kadınların üzerinde büyük bir iş yükünü de getiriyor. Erkek nüfusunun azalması kadınların hem aile içindeki hem de toplumsal sorumluluklarını artırıyor.
Devlet bu demografik değişimle başa çıkabilmek adına bekar kadınları destekleyen projeleri hayata geçiriyor. Ancak erkek nüfusundaki azalma devam ederse Ermenistan'ın önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği bir dizi sorun da göz ardı edilemez. Bu sorunlar ekonomik yük, iş gücü eksikliği ve sosyal dengesizlik gibi alanlarda ortaya çıkabilir. Bu da ülke genelinde bazı zorlukları beraberinde getirebilir. 6. Brezilya. Brezilya'da yalnızca kadınların yaşadığı ve 600'den fazla kadının bir arada bulunduğu bir köy var, Nova de Cordeiro. Bu kadınların yaş ortalaması 35'in altında. Çoğu evli olan köy sakinleri eşlerinin köyde yaşamalarına izin vermiyor. Köy içinde evlenmek isteyen kadınların tek şartı ise eşlerinin başka bir şehirde yaşaması. Ayrıca köyde 18 yaşından büyük erkek çocuklarının yaşamasına da izin verilmiyor. Eşlerse yalnızca hafta sonları köye girebiliyorlar. Nova do Cordeiro köyü sakinleri bu kuralların evlenmelerine bir engel olduğunu ifade ederken uygun adayları beklediklerini belirtiyorlar. Ancak kasabadaki kadınlarla evlenmek isteyenlerin de aynı kurallara tabi olacağını vurguluyorlar. Köy sakinleri yaşadıkları yeri çok sevdiklerini ve evlenmek için bu köyden ayrılmak istemediklerini dile getiriyorlar. Aynı zamanda kadınlar hayat erkekler olmadan çok daha güzel diyorlar. Peki kimler bu köydeki kadınlarla evlenmek isterdi? 7. Letonya. Sırada Letonya var. Letonya'da kadın nüfusunun oranı %54.10'a ulaşmış durumda. Bu eşsiz durumun temel nedeni Letonya'nın Sovyetler Birliği döneminden çıkışının ardından kadınların erkeklere kıyasla kapitalizme daha iyi uyum sağlamaları olarak gösterilmektedir. Ancak ülkedeki en ilginç durum şudur ki erkeklerin doğum oranı kadınlardan daha yüksektir. Bu durum Letonya'nın toplumsal ve ekonomik evrimiyle ilintili olabilir. Sovyetler döneminde kadınlar genellikle iş gücü piyasasında daha aktif bir rol oynamış ve eğitim alanında erkeklere kıyasla daha fazla fırsat elde etmiş olabilirler. Ancak doğum oranındaki bu çarpıcı eğilim demografik dinamiklerin karmaşıklığını yansıtarak dikkat çekmektedir. Letonya'nın bu demografik yapısı ülkenin tarihinden kaynaklanan ve toplumsal cinas. Letonya'nın bu demografik yapısı, ülkenin tarihinden kaynaklanan ve toplumsal cinsiyet rollerinin evrimine dayanan çeşitli faktörlere işaret edebilir. Videomuzun sonuna geldik. Peki eğer imkanınız olsa, listemizdeki ülkelerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.